arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Türkiye'den çok sorular geliyor. Almanya'da çalışma konusunda. Almanya'da şimdi bir göç yasası, uzmanlar için göç yasası hazırlıyor veya çalışmak isteyenler için bazı şeyleri birazcık daha kolaylaştırmak istiyor. Ama hakikaten öyle mi? Bazı tereddütler doğuyor. Yanımda çok iyi, kıymetli iki doktor arkadaşımız var. Bayan Şahan ve Sayın Şanlı, ikisi de Almanya'ya gelmişler ve doktor olarak çalışıyorlar. Bunun tabii belli sıkıntıları, zorlukları da oluyor. Diplomaların karşılıklı tanınması, doktor olarak çalışma izinlerinin alınması gibi konularda. Ben de dedim ki Nasrettin Hoca'nın yöntemiyle sizleri damdan düşenlerle karşılaştırayım. Ama aynı zamanda doktorlar da damdan düşebilir. Onu tespit etmiş olduk. Kısaca kendilerini tanıyacağız. Ondan sonra da kısaca pratik bilgiler almaya çalışacağız. Yani neler yapmak gerekiyor, nelere dikkat etmek gerekiyor. Frau Şahan'la başlayalım, Bayan Şahan'la başlayalım. Doktor Hanım, siz nasıl oldu, nasıl karar verdiniz ve neleri dikkat etmek gerekiyordu gelirken? O konuyu biraz sizden alabiliriz. Ben 2014 ÇAP'a, yani İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Arkasından kısa bir süre mecbur hizmete başladıktan sonra zaten kafamda Almanya'ya gelmek bulunduğu için o dönemde önce bir firmayla görüştüm Türkiye'de. Bu firma sağ olsunlar çok arkadaş canlısı bir şekilde yaklaştılar ve çok yardımcı oldular. Ama onlar da daha pek tecrübeli değillerdi. Bunu ben fark ettim o dönemde. Ve şu anda da fark ettiğimiz gibi bu tür firmalar genel olarak hep küçük şehirlerdeki Alman hastaneleriyle çalışıyor. Çünkü yani bir tek küçük hastaneler böyle firmalarla çalışma gereği duyuyor. Ama daha büyük yerlere de insanlar kendisi başvurabiliyor tabii ki. Her yerde genel olarak bir doktor açığı olduğu için başvurulabilir yani. Ben de birkaç hastaneyle görüşüp ilk çalışacağım hastaneyi belirledim. Ve bir Brüssel'le adresi almak üzere oradaki belediye diyebiliriz sanırım. Oraya hani başvurdum ve Brüssel'le adresi, yani ben bunların hepsi 4 sene önce yaklaşık oldu. Ve o dönemde herkes şöyle bir izlenim edinmişti. Brüssel'le adresi aldıktan bir süre sonra aprobasyona, yani denkliğe başvurduğumuz zaman yani zaten de iş tecrübesi olan bir doktor olduğumuz için Türkiye'den gelen bütün doktorlar gibi siz de alacaksınız gibi bir şey vardı. Aslında o dönem çok daha kolaydı ve gerçekten de hem benim üniversitemden hem de Türkiye'den birçok doktor sorunsuzca bu denklik ve iş izni ve denkliği aldı. Ama yani bu süreçte ben neler yaşadım? Öncelikle bütün evraklarımın, yani evraklar derken Türkiye'deki mesleki sicilimin, aile bilgilerimin, işte aynı zamanda diplomamın ve o dönem Türkiye'de transkript dediğimiz işte ders çizelgesini Almanya'da tercüme ettirdim. Tercümelerin kesinlikle Almanya'da yapılması gerekiyor. Ve bununla beraber o bölgeden sorumlu olan belediyeye başvurdum. Ve bu o dönem bende aslında bir aya yakın sürdü. Çok şu an kısa diye adlandırılabileceğimiz bir süreç içerisinde ben bir rüsverlamı sağladım. Ve asistan olarak çalışmaya başladım. Bu 2014'ün Aralık ayından itibaren olan bir şey. Daha sonra ise aprobasyona başvurdum. Bunun için daha önceden çok gerekli olmayan bazı evraklar sonradan eklenmeye başladı. Bunlardan en büyüğü de kurikulum. 4 sene önce kurikulum diye bir şey yoktu istenen ve Türkiye'deki üniversitelerde kurikulum kendiliğinden hazırlanan, var olan bir şey değil. Bu birebir çevirecek olursak, yani bütün eğitim yılımızdaki derslerin, konuların ve saatlerin dokümentasyonu. İçeriği aynı zamanda. İçeriği, yani bir öğrenci bu derste neler görüyor, neler yapıyor, kaç saat yapıyor, nasıl yapıyor gibi. Bu işin biraz ders programlarının kısa bir özeti gibi denebilir. Evet. O doğru söylüyorsunuz. Böylece şunu da söylemiş olduk. Türkiye'deki üniversitelerden ricamız, onlar da bu konu biraz standart etsinler. Standart hale getirsinler kurikulum meselesini. Çünkü bu talep edilecek üniversitelerden değişik belgeler gelirse değişik olaylarda burası da preleniyor ve diyor ki acaba doğru değil mi bu yazılanlar diye. Onun için onu da biraz standartize edilmesi gerekiyor. Önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Soner Şanlı'yı tanıyalım. Buyurun doktor bey. Ben de İstanbul Tıp Fakültesi 2015 mezunuyum. Ezgi'yle zaten üniversiteden tanışıyoruz. Daha sonra ben de Almanya'ya gelmek için öncesinde öğrenciyken burada iki tane staj yapmıştım. İnternlük zamanıma denk gelen, 6. sınıf zamanıma denk gelen stajlardı bunlar. Ve o süreçte de buradaki çalışma koşullarını incelemek, gözlemlemek gibi bir şansım oldu.
hem çalışma koşulları hem hayattaki standartın yüksekliği beni buraya çeken gerekçelerdi. Ve buraya geldikten sonra içinden geçtiğim süreçle alakalı aslında Ezgi'nin söyleyeceklerine ekleyeceğim çok bir şey yok. O gidişatı gayet güzel ve doğru anlattı bence. Sadece belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Sizin dediğiniz gibi gerçekten o ders programları gibi bir şey de değil. Mesela bizim örneğimizde, bizim üniversitemiz yani İstanbul Tıp Fakültesi bize ama çocuklar bizim elimizde böyle bir şey yok, biz size böyle bir şey veremeyiz dediklerinde biz kendimiz kendi yıllarımızdaki ders programlarını gerçekten kitapçıkları bulup buluşturup arkadaşlarımızdan ve fakültenin elinde olanlardan onları fakülteye sunup fakülte tabii onların kendi tarafından basıldığını bilmesinin inancıyla hani şükürler olsun sorunsuz bir şekilde bizim için onları birer A4 kağıt şeklinde yaklaşık 300 sayfaya fotokopileyip daha sonra kendi kaşelerini, ıslak mühürlerini vurdular. Ve biz onları o şekilde buraya getirip teslim etmek zorunda kaldık. Ezgi'nin dediği gibi 2017 yılının ortasına kadar özellikle Bayern eyaletinde ve benzeri birçok eyalette kurikulum yani bu şekilde detaylı ders programı asla söz konusu olan bir şey değildi. Ancak ya başvuruların çok artması ya da birçok farklı yerden gelen, hani sadece Türkiye değil birçok farklı ülkeden de gelen, aynı üniversiteden gelen ama birbiriyle çelişen evraklar sonucunda böyle bir yola gittiler. Ama tabii ki bu da ne yazık ki hem kendilerinin işleri çözüme kavuşturma sürecinde hem bizim bekleme sürecimizde çok ciddi bir yük, sorun oluşturdu. Çünkü buraya ilk geldiğimizde kazandığımız mesleki çalışma izni, yani Almancası Berufserlaubnis dediğimiz şey ile bizim yalnızca tek bir seçilmiş belli, yani bizim kendimiz karar verdiğimiz belli bir eyalette çalışma iznimiz var. Ancak aprobasyonun bize tanıdığı şans veya lüks, bizim eğer canımız o süreçten sonra daha başka bir şehirde çalışmak, başka bir hastanede, başka bir üniversitede görev yapmak ise hayatımızı orada da devam ettirebilmemizi sağlamak. Çünkü Berufserlaubnis bunu sağlayabilen bir şey değil ve bu noktada ne yazık ki aprobasyon sürecinin uzuyor olması, verilen evrakların da ağırlaşmasıyla, başvuruların artmasıyla vesaire bizim kendi hayatımızı şekillendirmemizde ve benzeri konularda da çok ciddi sorunlara yol açmaya başladı. Ve bundan dolayı son zamanlarda gelen arkadaşlarımızın en çok tercih ettikleri yöntemlerin şu olduğunu da sürekli sosyal medyalardan duyuyoruz ki bizim gibi süreçler yaşayan insanların yani birkaç yıl geçtikten sonra veya birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen, 3-4 yıl geçmiş olmasına rağmen hala henüz aprobasyonuna kavuşmamış insanların varlığını duyduktan sonra birçok kişinin peki bu işin en kısa yolu nedir? Ne istiyor buradaki memurlar bizden? Tamam, sınava girmek. Hadi o zaman ben hangi eyalete başvuruyorsam o başvurumun arkasından hemen mesleki çalışma izniyle beraber aprobasyon içinde hiç evrak vermeden sadece sınava başvurayım tercihi oldu. Bu onlara hem bu bahsettiğimiz detaylı ders programını yani kurikulumu çevirirken harcanan ki Ezgi'nin de dediği gibi Almanya'da çeviriler yapılmak zorunda olduğu için ve şu an Türkiye, yani Türk lirası euro değerleri kıyaslandığında bu çok ciddi binlerce euro masraf demek. Hem bu binlerce euro masrafı insanlar bir şekilde kenara koymuş olabildiler. Hem de aradaki bekleme süresini ortadan kaldırarak kendilerini belli bir sınava hazırlayıp... O sınav tabii aynı zamanda bir riziko da içeriyor. Her iki kişiden biri kazanamıyor sanıyorum o sınav, değil mi? Yani aslında şöyle, sınava 3 kere girme hakkı var toplam. Üçünde de kaldığımız takdirde zaten asla denk sayılamıyoruz bir daha. Ama üç sınava girmeyi de değerlendirdiğim zaman geçim oranı aslında oldukça yüksek. Ama sınav başına zaten 600 civarında bir para alınıyor eyalet başına. 600 euro civarında ve aynı zamanda genelde eyaletler yılda bir ya da iki sınav tarihi veriyor. Bu yine aynı zamanda zaman ve para kaybı tabii ki ve bu sınavda nasıl diyebiliriz yeni gelecek arkadaşlar için? Yani buradaki tıp okuyan öğrencilerin üniversite bitirme sınavı. O yüzden bütün branşların dahil olduğu bir sözlü sınav. Sözlü sınav olduğu da sadece dil de değil tabii. Yani tıp okuyan arkadaşların hepsi bilir ki sözlü de biraz şanstır. Sınava gelecek olan profesörlerin, doktorların tavrına, haline, sevdiği şeyle, sorulara göre de değişir yani. Yani evet. Ve bu yüzden de biraz şans gerektiriyor ama tabii ki imkansız değil. Anlıyorum. Ve özür diliyorum. Söylediğinize şöyle bir şey eklemem lazım. Dediğiniz doğru. Her giden iki kişiden birisi, hatta yaklaşık yani %50'sinden %53-54'ü gibi bir oranın ilk girişte sınavda kaldığına dair bir bilgiyi
Burada Doktorlar Sendikası diye bildiğimiz Marburgabund isimli kurumdan biz kendimiz bu bilgiyi aldık. Ancak bu yalnızca Bayern eyaleti için geçerli olan bir bilgi. Diğer eyaletlerde bu oranın ufak ufak artabildiğini söylüyorlar. Ama hiçbir eyalet için bu oran ne yazık ki %80 veya %90 değil. Tabii. Ve bu ne yazık ki tabii ki insanların aklına çok ciddi sorunlar düşürüyor. En yüksek olarak, en yüksek geçme oranı şeyde Thüringen'de ve 4 kişiden birisi kalıyor. Bayern ve Sachsen gibi eyaletlerde, birçok eyalette de yarısı. Daha çok doktora ihtiyacı olan bölgeler biraz daha cömert davranıyorlar belki de. Mümkün. Olabilir. Doğu Almanya'da olabilir. Bu bir nokta olabilir. Ben programa katıldığınız ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu konularda hakikaten bilgi ihtiyacı çok yüksek. İnsanlar bilmek istiyorlar. O nedenle mümkün mertebe bu bilgileri bir araya toplamalarının bir olanağı da sizin gibi bazı şeyleri yaşamış olanların verdikleri bilgileri koymak. Onlar bu internette birçok bilgileri yan yana koyup daha farklı şeyler çıkaracaklardır mutlaka. Sizlere de başarılar diliyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileriz efendim.